akşamlar TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Maçka İlçe Teşkilatı'nın açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin birliği ve beraberliği, milli birlik ve kardeşliği konusunda geri adım atmayacağımızı, bunun hiçbir siyasi hesabın içerisinde olmadığını, bunun tamamen hasbirlik ve bu ülke sevgisiyle beraber bir nokta olduğunu ifade etmiştik. Bugün o noktadayız, kararlılıkla buna devam edeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Maçka İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada 1 Kasım genel seçimlerinden sonra verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtti. Soylu hükümet olarak ilk önce şehirlerin etrafında kurdukları o nifak yuvalarını yerle bir edeceğiz dediklerini belirtti. Birilerinin tahrikiyle, birilerinin bir şekilde desteklemesiyle hendekler açarak, çukurlar açarak bu ülkede, bu ülkenin insanın huzurunu alt üst etmeye çalışanlara Allah şahittir. Bize verdiğiniz emanetle ve ehliyetle fırsat tanımadık, fırsat vermedik ve fırsat vermeyeceğiz. Birilerinin oyununa ve tezgahına gelmeyeceklerini belirten Soylu, bu topraklara sahip çıkmaya devam edileceğini de vurguladı. Bu ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği, milli birlik ve kardeşliği konusunda hiçbir geri adım atmayacağımızı, bunun hiçbir siyaset hesabının içerisinde olmadığını, bunun hesabilikle bir duruşu, durumu olmadığını, bunun tamamen hasbilik ve bu ülke sevgisiyle beraber bir nokta olduğunu ifade etmiştik. Bugün o noktadayız. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmaz. 2.178.563 adayın başvurduğu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yükseköğretime geçiş sınavı için Ordu'da da binlerce öğrenci 120 dakika ter döktü ve hayalleri adına soruları cevapladı. Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi, çattı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan ve 2.178.563 adayın başvuru yaptığı yükseköğretime geçiş sınavı için Ordu'da da binlerce öğrenci 120 dakikalık sınava girdi ve hayallerindeki üniversite için soruları cevapladı. Kolay gelsin, heyecanlı mı? İlk önce onu soralım. Bu dördüncü olacak açıkçası, yani öyle değil. İki tane üniversite okudum. Askere gitmemek için daha yeni onu konuşuyorduk da üçüncüyü zorlayacağız inşallah. Heyecanım yok ya. Sakinsin. Ya sakinim abi o. Bir stres var ama herhalde değil mi? Ya hatta ufaktan olsa. Bir üniferte var da sıkıntı yok öyle. Ben öğretmeniyim. Öğretmenisiniz. Sizden de alalım isterseniz. Biz kendisine güveniyoruz. Stres sıkıntı yapacak. Öğrencinizi getirdiniz buraya. Evet, sıkıntı yapacak bir durumda yok artık. Bu saatten sonra eline geleni yaptı zaten. İnşallah hedefine ulaşacak. Vallahi yalan olmasın, çok çalışmadım. Şans deneyeceksiniz artık. Artık aynen. Heyecan yok, stres de yok. Şu an rahatım. Son bir hafta heyecanımı gidermeye çalıştım aslında. Benim sınıf arkadaşlarım da çok heyecan yapıyordu aslında. Onlardan hani göre onlar da şimdi diyorlar işte ben heyecan yapıyorum, yapamayacağım. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Ben de onlara tavsiyelerde bulundum. Kafanızı rahat edin dedim. Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek yükseköğretime geçiş sınavı sabah saat 10'da başladı ve toplam 120 dakika sürdü. Gelecek adına hayallerini kurduğu üniversite için ter döken öğrenciler ilk olarak sınav olacakları okulda bulunan güvenlik güçleri tarafından arandı, ardındansa sınav olacakları sınıflara doğru yol aldı. Sınava giren adaylarınsa heyecanlı oldukları gözlendi. Aday öğrenciler yükseköğretime geçiş sınavı için sınıflara giderken onları bekleyen aileleri ise çocukları için başarı dileklerinde bulundu. Bekliyoruz evet. Evet, heyecanlı vardır siz herhalde. Tabii tabii, çok çocuklarımız çok yoruldular. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Yükseklerde gözü bilmiyorum tam olarak, nereyi tutturursa inşallah tutturur. İnşallah. Hedefine ulaşır. Herkesinki ulaşsın, bizlerinki de ulaşsın inşallah. Bekliyorum işte, çok aslında heyecanlıyım, o da heyecanlı. İnşallah Allah yardımcısı olur. Peki iyi çalıştı mı abin? Gözlemledin mi abin iyi çalıştığını? Çok, çalıştı çok çalıştı. Kimisi ise dışarıda sınavda bulunan çocuğu için Kur'an okudu. Benim için çok kolaydı. Gayet rahat bir şekilde girdim çıktım. Zor muydu sorular? Çalışmanın için zor muydu, öyle soralım. Ya ben çalışmadım aslında. Ben üniversite okuyorum zaten. Ama kolaydı, hani biraz yorulmuşsun. O yüzden kolaydı yani. Nasıl geçti sınavın, ilk önce onu soralım. Sınav iyiydi.
kolay gibi geldi ama bilmiyorum artık. Bir hafta sonra belli olur. Zorlandığın konular oldu mu? Zorlandığım oldu. Hangi konular mesela en çok seni zorladı? Felsefe çok zordu. Sürekli akımları falan sormuşlardı. Türkçe kolaydı. Tarih de kolaydı. Coğrafya biraz zordu. Çok iyi geçti. Tabii ki de zorlandığım yerler vardı. En çok hangi konularda zorlandın? Tabii ki de şey ya, tarih, felsefede çok zorlandım. Çünkü hepsi şeye dayalıydı böyle, bilgiye dayalıydı, yoruma dayalı değildi. O yüzden felsefede çok zorlandım. Felsefe zaten ezbere dayalı, bilgiye dayalı olduğu için. O yüzden yoruma değil, daha çok çalışmamız lazım LYS'ye kesinlikle. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yükseköğretime geçiş sınavının sonuçları ise 25 Mart 2016 tarihinde açıklanması bekleniyor. Otomobil su kanalına düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralı. Kaza Ordu'nun Fasla ilçesinde meydana geldi. Ordu'nun Fasla ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Samsun'dan kent merkezi yönüne giden İbrahim Odabaş İdaresi'ndeki 07YM 361 plakalı otomobil Dolunay Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düştü. Kazada sürücü oda başta yanında bulunan Fatih Coşkun araçta sıkıştı. Çekici geldi mi? Çavuşum. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Evet, 112 acil servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yeni kimlik kartları dağıtıma hazır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kimlik kartı projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kırıkkale'den başlayacak. Erkeklere mavi, kadınlara pembe kimlik devri sona eriyor. Yeni kimlik kartları tek renk olacak. Bakanlık çalışmalarını tamamladı. Gözler meclisten çıkacak yasada. Yeni kimlik kartları da AB standartlarında olacak. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerde bu kimlik kartı seyahat belgesi olarak kabul edilecek. Yeni kimliklerin üzerinde kişiye ait kimlik bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanabileceği bir çip yer alacak. Böylelikle bilgi sızdırmaya karşı önlem alınacak. Yeni kartlar başka birinin eline geçse dahi kullanılmayacak ve anında bloke edilecek. Kartların kopyalanması üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak. Böylelikle kimlik sahteciliğinin önüne geçilecek. İsteyen vatandaşlar için kimlik elektronik imza yer alacak. Yeni kimlik kartlarının dağıtımı 3 yılda tamamlanacak ve kimlik kartlarının ömrü 10 yıl olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hali hazırda bütün vatandaşların adrese dayalı nüfus kayıtlarını tuttuğu ve yüksek bir veri transfer kapasitesine sahip olduğu için sistemin işleyişinde sorun öngörülmüyor. Buna ilaveten kimlik kartlarına geçiş sürecine yönelik çalışmalarla bu kapasite daha verimli hale getirildi ve artırıldı. Performansı yapılan simülasyonlarla test edildi. Kurumun bu alandaki tecrübesi de dikkate alındığında geçiş sürecinin başarıyla yönetilmesi bekleniyor. PIN kodlu yeni kimlikler pazartesi günü dağıtılmaya başlanacak. Mevcut nüfus cüzdanını kimlik kartıyla değiştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını ilçe nüfus müdürlüklerine giderek yapabilecek. Vatandaşlar başvuru işlemleri için internet ya da çağrı merkezi üzerinden önceden randevu alabilecek. Bunların yanında 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlayacak pilot uygulama sistemin işleyişi açısından belirleyici olacak. Bütçe yasaklı Fasla Devlet Hastanesi 14 Mart pazartesi yani yarın hizmet vermeye başlayacak. AK Parti'nin 2002 yılından itibaren sağlıkta devrim niteliğinde çalışmalara imza attığını belirten Fasla Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, açılış öncesi kamuoyuna bilgi verdi. Son teknolojiyle donatılan 300 yataklı Fasla Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor.
Hasta odaları tek ve çift kişilik olarak tasarlanan hastane 14 Mart Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Yataklı Fas'ta devlet hastanesini açmak bizler için büyük onur ve gururdur diyen Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, hastane başhekimi Nurdoğan Karadağlıoğlu ile birlikte hastanenin bölümlerini gezdi ve bilgiler aldı. Yeni Fas'ta Devlet Hastanesi inşaatında başhekimizle beraber son geziyi yapıyoruz inşaat aşaması olarak. İnşallah pazartesi günü tamamen hizmet vermeye başlayacak. Tabii Fas'ta için çok mutluluk verici bir hizmet. Bayağı uzun yıllar çok konuşurdum ama inşaatı çok çabuk bitti. Fas'ta gerçekten tarihinde tek kalemde en pahalı, en büyük, en güzel hizmete kavuşuyor. Fas'ta Devlet Hastanesi sadece Fas'ta değil bütün bölgeye hizmet verecek. Rabbim inşallah kimseyi hastaneye hasta olarak düşürmesin ama buraların eksikliğini hissettirmesin. Çünkü sonuçta hastalık Allah'tan hepimiz için var. İhtiyaç duyduğunda herkes en kısa vakitte en güzel hizmet alacağı bir yapıya kavuşuyor. Rabbim buranın bütün bölgemize hayırlı olmasını diliyorum Rabbim'den. Hastaların şifa bulmasını diliyorum. Tabii bu aşamaya gelene kadar programa alınmasından, yatırıma alınmasından, inşaat aşamasından bugüne kadar çok kişiler emekleri geçti. Sayısız kişiler emekleri geçti. Emekleri geçen herkesten Allah razı olsun. Ordu Ticareti ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, ordunun büyük şehir olmasıyla birlikte önemli yatırımları da kazandığını belirtti. Şahin özellikle çevre yolu ve Karadeniz-Akdeniz yoluyla birlikte ordunun bölgede önemli bir yere geleceğini vurguladı. Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından yapımına devam edilen Karadeniz-Akdeniz yolu ve çevre yoluyla birlikte özellikle ticari geçişlerin artacağını belirten Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin yapılan yatırımları değerlendirdi. Şahin, hayata geçirilen yatırımlarla birlikte ordunun bölgede önemli bir yere geleceğini belirterek bu çalışmaların aynı zamanda ordu adına önemli bir gelir kaynağı olduğuna da vurgu yaptı. Yatırım toplamı işte çevre yolu. Havalanı, Karadeniz Akdeniz yolu, işte havalandan da sonra ticareti çok önemli. Anadolu'yla, bütün Anadolu'nun tüm doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle, içiyle, her iç Anadolu'nun tüm kesimler bağlantısı olan bir yol açılıyor bu senenin sonunda. Yani havalanından belki daha önemli bir yatırım. Ya yani bunlar yıllardır bitmedi, 170 yıldır bitmeyen yol hayaldi bitti. Aslında. Hayaldi, bitti. Yani son, yani bir de yani çok bir şanslıyız. Bir dönem önce İçişleri Bakanı çıkardık, Enerji Bakanı çıkardık, Turizm Bakanı çıkardık. Bir şanslı döneme rast geldi. Evet. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı başkan yardımcısı oradan çıktı. Bu ordunun şansıdır aslında. Yani ordu inşallah yıllardır büyük çevremizdeki büyük şehirlerin aldığı yatırımları alamamıştı. İnşallah bundan sonra onlara yetişmeye çalışacağız. Yaşanabilirlik kriterleri bakımından bundan 5 sene önce ordu Türkiye'nin 58. sıradaydı. Yaşanabilirlik kriterleri bakımından. Evet. Ama son 5 yıldır ordu şu anda ilk 30'larda yaşanabilirlik kriterleri bakımından. Yani orduya bayağı bir yatırım var. Bilhassa turizm patladı. Turizm patladı diyebiliriz. Yani patladı. Yani turist sayısı da bakıyorsun 150 turist sayısı artmış. Yani otel sayısı artmış. Yani üniversitemiz 1000'li rakamlardan 20.000'li rakamlara çıkmış. Orada yatırım yok diye derse bir insan sadece siyaset yapar. Orada çok şey var. Yani görmek isteyen için çok şey var. Yani herkes elini vicdanına koysun. Orada çok yatırım aldı. Mesudiye ilçesinden sonra artık Görköy'de Çalıştay'la ünlenecek. Görköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Görköy'ün gelişimi ve tanıtımı adına önemli projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. 35 projenin yer aldığı listede en çok Görköy Çalıştay'ı dikkat çekiyor. Görköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Top ve Yönetim Kurulu üyeleri Görköy ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak aktif çalışma programıyla dikkat çeken ve bu anlamda diğer STK'lara da örnek olan dernek önce siyasi partilerin kapılarını çaldı. Eksiklerimizi belki de göremiyoruz.
sırasıyla AK Parti, CHP ve MHP ilçe teşkilatları ziyaret edilerek ortak payda Gölköy mesajı verildi. Kesinlikle. Fikrimiz fikrimiz olsun. Aynen. Derneğimiz olsun. Fikrimiz fikrimiz olsun. Çünkü şunu söylüyorum, hani dernekle insanlar artık yapın demiyor. Yapalım diyor. Sandalyeleri yapın diyor. Ama durmam, özü arkadaşım görüyor. Vurma kardeşim bu dernekliğin diğer noktaya getirdi. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani bu önce özle birlikte insanlar, gerisi gelecek bizim için. Biz lokalde hiçbir siyasi olduğu, hiçbir şeye müdahale etmeye gibi bir lüksümüz yok. Ancak söz konusu Gölköy olduğu her noktada biz bilgiyle beraberlik içerisinde işte belediye başkanımızla, işte CHP ilçe teşkilatımızla, MHP ilçe teşkilatımızla, AK Parti ilçe teşkilatımızla, çünkü oradan konuşuyoruz bunu, öyle düşünelim. Ve hep birlikte muhtarlarımızla, STK başkanlarımızla bir yere gidecekler, bir şey istenecekler, bir organizasyonlarla beraber gidip hep bu birlikleri beraberliği ortaya koymak. Çünkü yıllarca bizi darma bulgur tanesi gibi darmadağın ettiler. Bu darmadağının karşısında da biz artık bir kenetlenme zamanı geldi. Çok da geç kaldık. Kemal Yönü'den bu tarafa herhangi bir siyasi bir vekilimiz var, bir herhangi bir bürokrasimiz var. Bir şey var. Olan bürokrasiyi zaten çok fazla tanımıyoruz. İşte bizler de bu STK'nın görevinde bu bürokrasiyi Gölköy'de buluşturmak. Yani bu bürokrasiyle bir çalıştay düşünüyoruz zaten. Burada bir çalıştay nasıl olursa böyle bir çalıştay noktası içerisinde. Herkes fikrimiz olsun, herkes fikrimiz olsun. Bir şeyler yapalım, bakalım ne oluyor. Bir ezber bakalım. Yani bu zamanı yapılmayacağını bir yapmaya başlayalım bakalım. Ne olacak? Birlikte çalışalım, Gölköy'de bir ilki başaralım diyen dernek başkanı Enver Top, bizim partimiz Gölköy Partisi ifadelerini kullandı. Ordu siyasetinde her bir şekilde Gölköy ablarının içerisinde tek bir partimiz olacak, bu da Gölköy Partisi. Bunu da bizim tek başımıza başarmamız elbette ki mümkün değil. Bunu kimle başaracağız? Sizlerle başaracağız. İşte Gölköy'ün Cumhuriyet Halk Partisi ile başaracağız. Milliyetçi Hareket Partimizle başaracağız. AK Parti ile paylaşacağız. Bunları yaparken de yani bizim tek yapmak istediğimiz dışarıya görüntüyü bütün vermek. Gölköy'de hayata geçirilmesi planlanan çalıştay için altyapı çalışmalarına da başlayan heyet, yerel yönetimin temsilcileriyle de buluştu. Önce Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ziyaret edildi. Beraber omuz omuza yürümek. Hedefimiz beraber omuz omuza yürümek. Söz konusu Gölköy tek problem olsun istiyoruz. Gölköy problem olsun istiyoruz. Siyasi ayrışmalara girmeden net bir şekilde ve bu yapacağımız birliklik ve gücünde dışarıdaki insanların algılamasını değiştirmek istiyoruz. Yani Gölköy'ün bir farkındalığını hissettirmek istiyoruz, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İlçede sivil toplum örgütleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Ali Kemal Mert, dernekleri önemsediklerine vurgu yaptı. Birliktelik özlenen bir tablo. Yani neticede biz aynı bölgenin, aynı coğrafyanın, aynı tavan balıklarıyız. Benim siyasete girdiğim günden itibaren bugün aynı kanaatteyim. Ve bunu değiştirecek olan da bizleriz. Siyaset ayrıştırma yeri değil, hizmet yeridir, bayrak yarışı yeridir. Ama maalesef Türkiye'de ve dünyada siyaset bazen ayrıştırma mekanizması olarak gözükür. Siyaset dernekte de olmalıdır, STK'larda da olmalıdır. Siyasi partilerin dışındaki faaliyet alanlarında da arkadaşlarımız bu alanla ilgilenmelidir. Çünkü dünyayı siyaset yönetiyor. Türkiye'yi siyaset yönetiyor. Eğer biz dernek aracılığıyla bir parçayı yönetiyorsak aynı şeyi yapıyoruz demektir. Bu açıdan siyasetten korkmamak lazım. Sadece siyasetçilerin bu işin nihai bir iş olmadığını, bir hizmet yarışının, bir bayrak yarışının olduğu bir yer olmalıdır. Neticede insan ilişkiler, farklı ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkiler kesintiye uğramamalıdır. İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı da dernek yönetimini misafir etti. Kaymakam Kıyıcı, hizmet üretmekte sivil toplum kuruluşlarının büyük önemi olduğunu belirterek derneklerin kendilerinin yakın çalışma arkadaşları olduğunu ifade etti. Sizin de zaten esas amacınız yani bir kazanç elde etmekten çok birlik bütünlüğü, beraberliği sağlayıp yani Gölköy'ün daha canlı, insanların eski bağlarından kopmayacak bir durum oluşturmak gibi herhalde değil mi derneğiniz? Evet, sen. Şimdiden başarılarınızı diliyorum inşallah. Haydi mübarek olun bizim ilçemiz için de sizler için de. Çünkü Gölköy'den başka bir yerimiz yok. Çocukluğumuz burada geçti. Bütün her şeyimiz burada geçti. Nereye gidersek gidelim. Sonuçta burada huzur buluyorsunuz. Burası sizi rahat ediyor. Çünkü her gittiğiniz yerde bir anınız var, bir hatıranız var.
Kabul ettiği Gölköy'de insanlar biraz daha böyle kadeşinas bir insanlardır. Her vardığı yerde insanları, dışarıdan gelen insanları bir şekilde sahiplenir, benimser, özümser. Yani o yüzden biz de Gölköy'ümüzü çok seviyoruz. Gölköy'ümüz için Sayın işte Belediye Başkanımıza az önceki ifade ettiğim gibi birlikte, hep birlikte. Mülkiyamirimiz olarak sizlerle işte Gölköy'ümüzün birinci bizim dernek noktası içinde Gölköy'ümüzün makamımızda olan Sayın Belediye Başkanımızla birlikte bütün STK'larımızla birlikte, muhtarlarımızla birlikte, siyasi partilerimizle birlikte ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bir çatı altında toplanıp hem orduya hem Türkiye'ye bir algılama, bir rol model olmak istiyoruz. Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Top, derneğin faaliyetleri hakkında Kaymakam Kıyıcı'ya küçük bir briefing sunarken hayata geçirmeyi düşündükleri 35 projeyi de sıraladı. 30-35 tane projemiz var. Yani sizin az önce şu bahsetmiş olduğunuz dışarıdaki insanlar, bizim bu gurbetteki değerlerimizle buluşma gibi bir olayımız olacak. Gölköy'de yetiştiği profesörlerimiz var. O profesörlerimizi bir araya getirip onlara işte öğrencilerimizle birlikte bir briefing yaptırıp Gölköy'den bir profesör çıkabiliyormuş algısını o çocuklarımıza yaşattırmak gibi. Teşekkür ederim. Yani böyle bir düşüncelerimiz var. Gölköylüler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilçede muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısına da katıldı. Tek derdimiz şu, Gölköylüler Derneği artık eskisi gibi orada gördüğünüz kahve köşesi bir dernek değil. Yönetimiyle, işte şu andaki destek veren arkadaşlarımızla, dışarıdaki yansımasıyla, algılamasıyla Gölköylüler Derneği artık orada ses getiren, dışarı çıktığı zaman da adı söylenen bir dernek noktası içerisine geldi. Buradaki destekler noktasına Sayın Belediye Başkanımıza da, Sayın Muhtarlarımıza da, diğer bize gönül veren tüm dostlarımıza ben teşekkür ediyorum. Dernek yönetimi ilçede 12 milyon lira yatırımla açılan 1000 kişi kapasiteli tekstil fabrikasını da ziyaret etti. Ordu, doğa ve yaşam alanlarını koruma platformu üyeleri, Ordu'nun Altınordu ilçesi Tağıl Pazarı'nda Artvin Cerattepe'de yaşanan gelişmeleri kınamak adına bir araya geldi. Halkı yalnız değildir. Artvin halkı. Geçtiğimiz ay Artvin Cerattepe bölgesinde bakır madeni çıkarılması için özel şirket yetkililerinin polis ve asker eşliğinde zırhlı araçlarla Cerattepe bölgesine gelişi Artvin halkını sokağa dökmüş, güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasında uzun süreli arbede yaşanmıştı. Artvin Cerattepe bölgesinde halen devam eden halk direnişine destek olmak amacıyla bir araya gelen Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyeleri Ordu'nun Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı'nda basın açıklamasında bulundu. Ordu'dur diyoruz. Artvin halkı hukuksal mücadelesini genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle meşru yollarda sürdürüyor. Bu mücadele sonucu Başbakan Davutoğlu tarafından görüşme talebi geldi. Görüşme sonucu mahkeme sonuçlarına kadar çalışmalar duracak açıklaması yapıldı ama biliyoruz ki çalışmalar devam ediyor. Yargı halkı halk lehine karar verdi ama mahkeme heyeti değiştirildi. Geleceğimizi kararmasına izin vermeyeceğiz. Artvin'in yanındayız. Artvin halkının direnişini selamlıyoruz. Direne, direne kazanacağız. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Artvin, 7 Mart 1921 yılına kadar Rus işgal kuvvetlerinin altında kalmıştır. Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez'in ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı programa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Engin Avcı, Halil Karbuz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'la çok sayıda Artvinli katıldı. Programda ilk konuşmayı Ordu Artvinliler Dernek Başkanı Halil Sönmez yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın hüküm sürdüğü yıllarda tüm Türkiye'nin coğrafyası değişti. Yine bu yıllarda çok kan aktı. Gözyaşları sel oldu. Bütün toplum çok acılar çekti. İnsanlar yaşadıkları şehirlerden göç etmek zorunda kaldılar. Muhacirlik günlerinin hüküm sürdüğü Kurtuluş Savaşı yıllarında millet vatan savunmasında göğsünü siper ederek yıllarca sürecek savaşın içinde aydınlığa ulaşmak için yol buldu.
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Allah bu ülkeye bir daha düşman işgali vermesin dedi. Bu memleket sıkıntıya girerse maalesef bizi kabul edecek, sığınacağımız başka bir yer de yok. Gideceğimiz başka bir yer de yok. O nedenle Artvinlilerden örnek alsınlar. Her türlü olumsuz koşullara rağmen isyan etmeyen bu insanlara, memleketine sahip çıkan, memleketinin taşına toprağına sahip çıkan bu insanlardan ibret alsınlar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hizmetinizdeyiz, her zaman da hizmetkarınız olacağız diyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ne zaman ne arzu ediliyorsa kapımız her zaman açık diye de ekledi. Hizmetinizdeyiz. Bu hizmetkarla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Ne zaman ne arzu ediliyorsa kapımız sonuna kadar açıktır. Dolayısıyla bu coğrafyada birlikte yaşayabilmenin en temel gerekçesi kardeş olmak. O kardeşliği burada hissettiğimizi ifade ediyorum. Bir kez daha Sayın Dernek Başkanımızın nezdinde, yönetim kurulu nezdinde siz kıymetli dostlarımıza, kardeşlerimize şahsım adına, belediyemiz adına saygılarımı sunuyorum. Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü ve Artvinliler Gecesi yöresel müzik ezgilerinin eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. Sırada sağlıkla ilgili bir haberimiz var. 2012 yılının Eylül ayında ODTÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde göreve başlayan Ordotante Anabilim Dalı Başkanı Yasin Atakan Benkli, orduların diş sağlığının iyi olmadığını söyledi. Bizler de vatandaşlarla röportaj yaptık. 5 kişiden sadece biri ağız ve diş sağlığına önem veriyor. Zaten bu da Benkli'nin orduların diş sağlığı iyi değil sözünün en büyük kanıtı olmuş oldu. Diş sağlığı gerçekten çok önemli. Sağlıktan öte estetik olarak da vücudun önemli bir parçası. Uzmanlar sağlıklı yaşamanın en önemli parçası gülümsemek diyor. Ama bazen sadece estetiksel nedenler gülüşümüzü engelleyebiliyor. Örneğin çapraşık dişler. İşte tam da bu noktada ortodonti devreye giriyor. Peki ortodonti nedir? Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Yasin Atakan Benkli anlatıyor. Ortodonti en basit kelime anlamıyla çapraşıklıkların düzeltilmesi. Toplumda da öyle zaten anlaşılır. Bir takım sebeplerle oluşan diş çapraşıklıklarının tel tedavisiyle bir takım cihazlarla düzeltilme sanatı. Ama genel itibariyle de bütün çene yüz sistemini ilgilendiren bir anabilim dalıdır branş olarak. Ağız içerisinde ve yumuşak dokularla bir iç içe olan bir tedavi sistemi. Çapraşık dişler günümüzde çok yaygın, özellikle de çocuklarda bulunan iki temel nedense hem genetik hem de erken yaşlarda süt dişlerinin kaybedilmesi. Genetik altyapısının olması, buna biz çapraz ırsiyet diyoruz veyahut da bir takım genetik altyapısı olan kişilerde, ailede çok yatkın olması. Bir başka sebebi ise ki toplumda bunu çok fazla görüyoruz. Ağız diş sağlığının çok iyi olmadığı toplumlarda erken yaşta süt dişlerinin kaybedilmesi sonucu alttan gelecek daimi dişlerin yerlerinin zaman içerisinde kapanması ve daimi dişlenme dönemi olan 12 yaşında dişlerin yerlerini bulamadığından dolayı da çapraşık olarak yerleşmeleri. 2012 yılının Eylül ayında Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde göreve başlayan Yasin Atakan Benkli, dişleri düzgün olan kişilerde ilerleyen zamanlarda çapraşık dişlerle karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek bunun da sebeplerini anlattı. Bir takım sebepleri var. Bunların başında periodontal problem dediğimiz ağız diş sağlığının iyi olmamasından kaynaklı zaman içerisinde dişi yerinde tutan sağlam dokuların sağlıklarını kaybetmesi ve dişlerde yer değişmeleri, çapraşıklık da olabilir, dişler arasında boşluklar oluşması da olabilir. Erken yaşta diş çekiminden kaynaklı çekim boşluklarına doğru bütün dişlerin kayması gibi problemler olabilir. Belki dişlerdeki teller çıkartıldıktan sonra lekelerin kalabileceğini, ancak bunun önleminin yolunun da kişinin elinde olduğunu kaydetti. Leke kalır. Hangi sebeplerle kalır? Kişinin hijyenine dikkat etmediği durumlarda. Yani ortodontik tedaviyi süresince bizim çok önem verdiğimiz ve hastalara özellikle yazılı ve görsel olarak anlattığımız bakım periyotlarımız var.
Eğer hastalarımız bu periyotları, bu bakım seanslarını mükemmel bir şekilde yaparlarsa asla leke kalmaz. Peki ordular diş sağlığında hangi noktada? Ordular dişlerine bakabiliyor mu? Sabah akşam. Yani yeterli bence. Dişlerine bakabiliyor musun? Bakamıyor abi. Niye abi? İlgilenemiyoruz. Dediğin gibi. Sıkıntı yani. Sıkıntı. Yani öyle bir alışkanlık olmamış çocukluktan. Yok ben de aynı şekilde. Evet aynı haftada bir anca. Çok da yetmedik zamanında. Şu anda istekler bir şey ifade etmiyor. Evet, ordular dişlerine özen göstermiyor. Zaten belki de orduların diş sağlığının iyi olmadığını söylüyor. Ordular bana kızmasın ama iyi değil. Yani benim 3 yıllık gözlemlerim gerçekten burada. Biz ortodontide bunu çok iyi oturtturduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten artık son zamanlarda bir yaygınlaşma oldu kanaatindeyim. Ortodontiye özellikle gelen çocuklarda hijyen sağlanmış olarak geliyorlar artık. Bu biraz oturdu. Ama ilk muayeneye, ben hele ilk geldiğim zaman yaptığım muayenelerde gerçekten 10 yaş altı çocuklarda çok ciddi çürükler, çok ciddi erken yaşta süt dişi kayıpları çok görüyordum. Ordu'nun parlayan ilçelerinden biri olan Mesudiye ilçesinde toplam 68 mahalleye 68 tane sosyal yaşam alanı yapılacak. İçerisinde çocuk parkı ve oturma yerlerinin olacağı sosyal yaşam alanının çalışmaları ise kısa süre içerisinde başlayacak. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte özellikle yaz aylarında nüfusu iki katına çıkan Mesudiye ilçesinde bulunan toplam 68 mahallenin yer aldığı alanlarda eksikliği hissedilen çocuk parkı ve sosyal yaşam alanlarının olmaması üzerine çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ortaklığında Mesudiye ilçesinde bulunan toplam 68 mahalleye 68 tane sosyal yaşam alanı yapılıyor. Konu hakkında konuşan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye'de eksikliği hissedilen çocuk parkı ve mahalle meydanının kısa süre içerisinde yapılacağını belirterek, Mesudiye ilçesinde bulunan eski kültür merkezinin de bakım ve onarımı yapılarak vatandaşın özel günlerinde ve düğünlerinde kullanılacağı bir alan haline dönüşeceğini ifade etti. Mesudiye'mizde çok güzel bir 68 tane mahallemiz oldu. 68 mahalleye 68 tane sosyal yaşam alanı. Yani özellikle köy statüsünde mahalle olan mahallelerimizde yani mahalle meydanı yok, oturmaya kalkmaya yeriniz yok, işte ne bileyim kamelyanız, çocuk parkınız yok. Ben Mesudiye Belediyesi olarak böyle bir projemiz vardı. Bu projemiz geçtiğimiz 20 tane köyümüzde bismillah dedik başladık. Birçoğunu tamamladık. Bu senede bir 20 tane köyümüze daha bismillah deyip başlayacağız. Yani burada mahalle meydanı yapıyoruz. Herkesin kullanabileceği. 2 tane kamelya koyuyoruz. Çocuk parkı koyuyoruz. Eski kültür merkezi okulu varsa eski kültür merkezinin bakım onarımı dernekle birlikte ortaklaşa yapıyoruz. Ve orayı da işte yazları geldikleri zaman evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, ihtiyarlarımız düğündü, dernekli, özel günlerdi, ortak buluşma noktası anlamında kullanıldığında yani şunu diyecek. Yani biz büyük şehir olduk. Bak işte büyük şehrimizin, Mesudiye Belediye'mizin de mahallemize böyle bir dokunuşu, güzel bir hizmeti var denildiğinde de biz mutlu olacağız. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 30 yıldır çöplük olarak kullanılan alan paraşüt tutkunları için piste dönüştürülecek. Sakin şehir ünvanına sahip Perşembe'de turizm alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Kabaktepe'de bulunan çöplük temizlenerek yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Perşembemizin en güzel mesire yerlerinden bir tanesi bu. Ancak geçmişte ben belediyede görev yaparken dahi buraya çöp dökülüyordu. Yani buraya çöp dökülmeye başlayalı 35 yıl var hemen hemen. 30 yıl kesim var. Şimdi ben belediye başkanı olduktan sonra burayı Büyükşehir Belediye Başkanımızın işbirliğiyle sağ olsun Enver Bey bize yardımcı oldu. Perşembe'ye artık daha 1 kilogram çöp dökülmüyor.
buraya dökülüyordu. Biz kendi araçlarımızla orduya götürüp teslim ediyoruz. Onlar da işliyorlar. Artık Perşembe'nin çöp sorunu diye bir şey kalmadı. Bir yüz garası gibi bir şeydi burası. Paraşüt pistiyle mesire alanı projesinin hazırlandığı saha için yaklaşık 15 gün sonra ilk kazma vurulacak. Bir tepe, şehre hakim, ilçemize hakim bir tepe, çöplük yuvasıydı. Şimdi biz bunu kaldırdık. Ben belediye başkanı olarak projelerimi hazırlıyorum. Burayı mesire yeri. Ordu'dan, diğer yerlerden, Fas'tan, Ünye'den veyahut yerli yabancı turistleri buraya çekeceğim inşallah. 30 yıllık çöplüğün ortadan kalkacağı Kabaktepe'deki paraşüt pisti ve mesire alanının Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor. Böyle güzel bir yer Boztepe'nin bir emsali. Boztepe'den farkı yok gördüğünüz gibi. Ayrıca ben buraya bir de paraşüt atlama merkezi yapacağım. Ve bunun pistini yakın zamanda başlayacağım, ihaleye vereceğim. Ayrıca buraya kamelyalar, oturma yerleri, yeme içme yerleri yapıp Perşembe'yi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, Perşembe'nin doğal güzelliği ve turistik alanlarıyla turizme açık olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi deniz ayağınız dibinde, şehir ayağınızın dibinde. Buraya ben bir mescit, buraya gelenler, piknik yapanlar, namazını da kılabilecek, tuvalet ihtiyaçlarını görmesi için tuvaletini, çay, kafeterya gibi çay içme yerleri, yeme içme yerleri, ayrıca piknik yapmak için güzel yeşillikler kurup birden buraya dediğim gibi az önce paraşüt atlama merkezi kuracağım. Bütün paraşütçüleri buraya davet edip masraflarını da ben çekmek üzere Perşembemizin tanıtımını ve güzelliğini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Kent merkezinden yaklaşık 400 metre yükseklikteki alandan doğal güzelliklerin görülebildiğini aktaran Bahtiyar, çöplerin temizlenmesinin ardından tepede yeşil alan oluşturulacağını dile getirerek çalışmaların 15 gün içinde başlayacağını da sözlerine ekledi. Ordu Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bayanlar Birimi üyeleri, Türkiye'de şiddete ve tacize maruz kalan kadınlara destek olmak amacıyla Ordu'nun Altınordu ilçesi Tağıl Pazarı'nda bir araya geldi. Özellikle son yıllarda Türkiye'de kadına şiddet ve tecavüz olaylarının artması üzerine kadınlara sahip çıkmak amacıyla bir araya gelen Ordu Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bayanlar Birimi üyeleri Ordu'nun Altınordu ilçesi Tağıl Pazarı mevkisinde bir araya geldi ve kadına şiddeti kınadı. Ben Cansel Buse Kınalı, öğretmenim tarafından tecavüze uğradım. Şikayetim dikkate alınmadı. Dayanamayıp intihar ettim. Türk toplumunda kadının saygın bir yeri olduğunu belirten Ordu Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bayanlar Birimi üyeleri kadına şiddet konusunda halkın bir an önce bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Türk kadınlarının şiddete maruz kaldıklarını, aynı şekilde tecavüz, taciz ve benzeri olaylar yaşadıklarını ve bu olayların ardı arkası gelmediği için kadınlarımıza sahip çıkmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek ve toplumumuza duyurmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Türk kadını her zaman toplum nezdinde baş tacıdır. Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet, kadının yaşam hakkının güvenliğinin, onurunun, özgürlüğünün ve bedensel bütünlük hakkını sırf kadın olması nedeniyle her türlü ihlalidir. Halkımız bir an önce bilinçlenmeli ve Türk kadının önemini iyi idrak etmelidir. Biz de bugün Ordu Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bayanlar Birimi olarak elimizden gelenin fazlasını yaparak halkımıza kadının yerini ve önemini duyuracağız. Trabzon'da kırsal kesimde yaşayan kadınlar, Orman Genel Müdürlüğü Orköy Daire Başkanlığı'nca verilen mikrokredi desteğiyle hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de hayat standartlarını yükseltiyor. İsteyen 2 ya da 3 kişi. 3 kişi. Görmeyeceğim, konuşmak isteyenler. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Orköy Daire Başkanlığı'nca kırsalda yaşayan kişilerin kalkınması için sosyal ve ekonomik destekler sağlanıyor. Yani bu işe başladıktan sonra sağdan soldan duyumlarla beraber, yani o şekilde öğrendik onu, bize aldık. Ya kendi ve işini kurmak nereden geldi aklına?
Benimki biraz şeyle başladı, hüzünlü başladı yani doğruyu söylemek gerekirse bu işe başlamam. Eşimi kaybetmesiyle beraber böyle bir boşluğa düştüm. Ondan sonra bu işe başladım ve bu işe başladığıma da çok mutlu oldum. Çünkü kendime güvenim geldi. Çünkü insanları tanıdım. Bir işe yaradığımı şu anda düşünüyorum. Hani insanlar farklı şey yapıyor, çevre edindim. Bu kapsamda 2013'ten itibaren Trabzon'un kırsalında yaşayan 324 kadına 1.124.188 lira mikro kredi desteği sağlandı. Bu şu 14-15 3 yılda verdiğimiz kredi miktarı 324 bayana 1.124.188 TL gibi bir kredi sağladı. Kazaziye, gümüş, keşan dokumacılığı, yöresel kıyafet yapımı, yayık ve süt sağma makinesi gibi çeşitli alanlarda verilen destekler sayesinde kırsaldaki kadınlar da artık hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de hayat standartlarını yükseltiyor. Ormaniye çalışanları bize önerdi. Ödemeleri de kolay olduğu için tercih ettik, aldık. İyi ki de aldık, çok memnunuz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Şimdi spor bülteni sizlerle olacak. Hoşça kalın. Ordu Spor'da kritik 5 maç. 1-0'lık Hacettepe mağlubiyetinin ardından ara vermeyerek hazırlıklarına devam eden Mor Beyazlı Kulübün her geçen gün umutları tükeniyor. Küme düşmeme mücadelesinde rakipleriyle amansız bir mücadeleye giren Ordu Spor o mücadelede yara almaya devam ediyor. Rakiplerini kaybettiği haftayı avantaja çeviremeyen Mor Beyazlı Kulüp işleri zora soktu. Spor Toto 2. Beyaz Grup'ta 26. haftasında Hacettepe karşısında aldığı mağlubiyetle deplasmandan eli boş dönen Ordu Spor ligde kalan haftalar öncesinde de küme düşmeye en yakın aday konumuna geldi. Son 6 maçında rakiplerinden puan dahi alamayan Ordu Spor, ligin dibine demir atarken küme düşme adaylarıyla oynayacağı zorlu 3 maç adeta kaderini belirleyecek. Ordu Spor, küme düşmeme mücadelesinde Hatay Spor, Anadolu Üsküdar ve Pazar Spor ile mücadele ediyor. Mor Beyazlar bu 3 takımla da geride kalan 8 haftada maç yapacak. Hacettepe karşılaşmasından sonra kader maçlarına çıkacak olan Ordu Spor, 19 günde kaderini belirleyecek, zorlu 5 maça çıkacak. Ordu Spor, kümede kalmak için yarıştığı rakipleriyle arka arkaya 19 günde 5 maç yapacak. Mor Beyazlar sırasıyla 15 Mart Salı günü ligde 17. sırada yer alan Pazar Spor ve 19 Mart Cumartesi günü 15. sırada yer alan Hatay Spor ile kendi evinde mücadele edecek. 23 Mart Çarşamba günü ise 13. sırada yer alan Kahramanmaraş Spor ile deplasmanda puan arayacak. 27 Mart'ta lider Ümraniye'yi Ordu'da konuk edecek. Ve son olarak kader maçında 3 Nisan Pazar günü 16. sırada yer alan Anadolu Üsküdar deplasmanına gidecek. Bu 5 karşılaşma Ordu Spor'un ligde kalma ümidini belirleyecek. Ordu Spor ilk kader maçını 15 Mart Salı günü erteleme müsabakasında Pazar Spor karşısında oynayacak. Bilyanar.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yaşadığı maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Ordu Spor, ligin 21. haftasında pazartesi günü lider Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe müsabakası öncesi hem antrenman anlamında hem de takımda oynayan basketbolcular anlamında eksikler yaşayan Ordu Spor, güçlü rakibine karşı neler yapabileceği merakla bekleniyor. 14 Mart Pazartesi günü saat 18'de Ülker Sport Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi Ordu Spor Kadın Basketbol takımı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4 galibiyet ve 16 mağlubiyetle son sırada bulunurken rakip Fenerbahçe ise ligin zirvesinde bulunuyor. Potanın menekşelerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımda eksikler var. Takımın etkili basketbolcularından Tijana Karaveçeviç alacaklarının ödenmediğini öne sürerek Türkiye'ye hala dönmedi. Geri dönmesi için ikna edilmezse Kravaçevic Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak. Eksik sadece Kravaçevic değil. Aynı sebeplerden dolayı takımı haftalar öncesinden bırakan Dos Santos'un da eksikler listesine eklenmesiyle liste bir hayli kabarık gibi duruyor. Hafta içi oynanan Canik Belediyesi hazırlık karşılaşmasında
Takımda kalan yabancı basketbolcuların Samsun'a gitmemesi bu basketbolcuların da takımdan ayrılma ihtimalini ön plana çıkarıyor. Tüm bu sıkıntılarla Fenerbahçe karşısına çıkacak Menekşelerin güçlü rakibine direnebilmesi zor görünüyor. Fenerbahçe, Ordu'da oynanan ilk karşılaşmayı 173 yenmişti. Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde normal sezonun ardından adını playofflara yazdıran Ordu Telekom Spor bugün Bursa'ya yola çıktı. 16-18 Mart tarihlerinde Bursa'da yapılacak yarı final maçları için bu akşam Ordu'dan ayrılan Telekom hedefine Bursa'da devam edecek. Ligin son maçında lider Güç Koleji takımını Ordu'da 3-0 mağlup ederek playoff müsabakaları öncesi moral bulan Telekom'da Başkan Onur Atasoy takımın gücünün belli olduğunu ve Bursa'dan da şampiyon olarak dönmek istediklerini ifade etti. Ordu'yu şu ana kadar çok iyi temsil ettiklerini söyleyen Atasoy sıranın 1. Lig'e geldiğini ifade etti. Bu büyük bir başarıydı şu anda biz bunu finallere kadar çıkmış olmamız. Ordu'yu 2. Lig'de çok iyi temsil ettik. Öncelikle bunu söyleyeyim. Türkiye'nin bir sürü iline gittik. Bizi ağırladılar ve Ordu'yu en güzel şekilde temsil ettik. Hem de başarılı olarak temsil ettik. Ama asıl yapacağımız büyük iş geride. Biz eğer 1. Lig'e çıkarsak, Türkiye Voleybol Süper Ligi aynı zamanda bunun adı. Oraya çıktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank, Eczacıbaşı, İller Bankası gibi bu branşta, sporda Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi takımı bunlar. Ordu'ya gelecekler. Bizim aslında en büyük amacımız bu. İnşallah önümüzdeki sene 1. Lig'e çıktığımız zaman bu büyük camiaların hepsi Ordu'ya gelecek ve Ordulu spor severlere burada güzel bir voleybol şeleni seyrettireceğiz. Biz çıktığımız zaman orada da Ordu'yu en iyi şekilde temsil edip güçlü bir takım olarak mücadele edeceğiz orada. Ordulu eski baş pehlivan Kenan Şimşek adına düzenlenen Yıldız Erkekler Greco-Romen Grup Güreş Müsabakası başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 12 ilden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek müsabakaların açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyona katılan sporcuların gelecek senelerde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tüm sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından Ordu ve ülke sporuna verdiği hizmetlerden dolayı eski milli güreşçi Kenan Şimşek'e onur plakatı takdim edildi. Daha sonra sporcular mindere gelerek müsabakalara başladı.